sonra yavaş yavaş OSMEK'ler ya da ne bileyim değil de Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi iç kapasitesini de genişleterek bunun faaliyetlerinin çok daha iyi olacağını, çok daha iyi yere taşınacağını düşünüyorum kadınların. Mesleki eğitimler sonrasında da eğer yaşı uygunsa sizlerin aracılığıyla yani mutlu oluyoruz. Kadınların toplu bölgeymiş. Bunu gidince gördüm. İnşallah çok çok 5 yıldır görebilirsin de. Sağ olsun Teyze Hanım'ın desteğiyle. Daha teknik şeyler, konular ve bebe tekstilini kurmak istiyoruz diyorlar. Bu sayımız büyüyerek gidecek diye düşünüyorum, artarak gidecek diye düşünüyorum. Kadınlar çocukları evet, çünkü anaokulları biliyorsunuz yarım gün hizmet veriyor Sayın Vekil. Eğitim hayatı zaten size sözleri vardı. İlk geldiğinizde böyle hazır bir şey. Kadının sosyal yaşamdaki yerini daha aktif hale getirilmesi noktasında sadece aile bütçesine katılması değil, aynı zamanda sosyal yaşamdaki rolünün de etkinleştirilmesi adına çalışmalar sağlamak lazım. Bu anlamda kadın kooperatiflerinin işte geçmişte yaşadığımız tecrübelerle iyi bir noktaya geldiğini gördük. Biz de hem buradaki desteğimizi artıralım hem de sayılarımızı artıralım istiyoruz. Bu anlamda işte İsa Bey'le Anif Hanımların kurduğu bir kooperatif var. Orada ümit varız. Emin Hanımların bir çalışması var. Şimdi Mevlana mahallemizde bu Hümanat'ın evlerinde bir yer tahsis ettik. Orada çalışmaya başladılar. Güzel işler çıkarıyorlar hamdolsun. Mahin Hanımların zaten Zeynilerdeki çalışmaları hakikaten takdire şayan çalışmalar. Ben hepinize teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu işi biraz daha yaygınlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Hem üyelerimizin istifade eden sayımızı artıralım. Hem de bu tecrübemizi değerlendirme eksiklerimiz, ihtiyacımız olan hususlarda da işte milletvekilimizin de katkılarıyla, destekleriyle, diğer kurumlarımızın da destekleriyle daha iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Ben tabii her zaman kadınlarımızın başarı hikayelerinin yanında olmayı önemsiyorum gerçekten. Çünkü kadına dair pozitif bir gündem oluşması önemli. Yani kadının, evet kadına şiddetle mücadele ediyoruz. Bu konuda zaten önemli kararlarımız var. Ama biz kadın şiddetle anılmak istemiyoruz. Kadın aslında başarılarıyla, yaptıklarıyla, güzel şeylerle anılmalı ve kadın kooperatifleri bu konuda da aslında bir pozitif gündem oluşturuyor. Tabii yeni kurulan İsa Bey var. Daha öncesinden Zeyniler Çalıkuşu var. Aslında şu da önemli. Zeyniler Çalıkuşu, Yılka Kop gibi böyle kooperatif tecrübesi olan kadınlarımızın yeni kurulacak kooperatiflere, Emine Hanım da kuracak Erdem Kooperatifi, İsa Bey de yeni kuruldu. Yeni kurulan kooperatiflere rehberlik yapması, yol göstermesi de gerçekten çok önemli. Bursa bu açıdan örnek şehirlerimizden bir tanesi. Şu an Ticaret İl Müdürlüğümüze bağlı 9 civarında kadın kooperatifimiz var. Yine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı 7 civarında 16 ki sayı her geçen gün artıyor. Gürsu'da da bir kadın kooperatifimiz kuruldu. İznik'te kuruluyor. Tabii burada belediye başkanımız gibi yerel yöneticilerimizin sahip çıkması, destek olması çok önemli. Burada biz kooperatiflerde hem Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Aile İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının desteği var. Belediye başkanlarımız gibi yerel yönetimlerin desteği var. Siz de sivil toplum kuruluşları olarak aslında bir araya gelip nasıl bir başarı hikayesi ortaya konulabiliyor, onun örneğini göstermiş oluyorsunuz. Ben her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Siz aslında hem kadın istihdamının anahtarı, kadın girişimciliğinin anahtarı konumunda sürdürülebilir olması halinde gerçekten hem bulunduğunuz ilçede, bulunduğunuz mahallede bir gelişime tanık oluyorsunuz ve bu gelişimi sağlıyorsunuz aslında. Ben de bir kadın milletvekili olarak da sizlerin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben belediye başkanımızı da tebrik ediyorum. Sizlere hem destek olduğu hem de sizlerin her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğu için. İnşallah başka illere de örnek olacağımızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Protokolde inşallah imza alacağız. Protokolde hayırlı olur. Mutlu oluyoruz biz böyle olunca. Altına hemen. Ha, o kurbasına yerleştir.
Ben sizi de görmeyi. Yeni yanınızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok sağ olun.